Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı ve karizmatik oyuncu olan Çağatay Ulusoy hakkında bilgiler vereceğiz. Hayatına dair bilmediklerinizi öğreneceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi Çağatay Ulusoy hakkında bilgiler vermeye başlayabiliriz. 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne tarafından Boşnak, baba tarafından Bulgaristan göçmeni kökenli bir ailede doğup büyümüştür. 2010 tarihinde Best Model of Turkey birincisi olmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde tamamlamış. Aynı zamanda da Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır. İlk rolünü 2011 tarihinde Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteriyle almıştır. Dizi 2 sezon boyunca 67 bölüm olarak yayınlanmıştır. İzlendiği dönemde çok başarılı bir reyting elde etmiştir ve Çağatay Ulusoy'da popüler olmuştur. Diziye devam ederken 2011 tarihinde Anadolu Kartalları filminde rol almış, filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterine hayat vermiştir. Oyuncusu Hazal Kaya'nın Adını Feriha Koydum'dan ayrılması üzerine Feriha karakterinin ölmesiyle Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ismiyle dizi devam etmiştir. Ay Yapım'ın yaptığı, senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı 2013-2015 tarihlerinde yayınlanan Amerikan dizisi The O.C.'nin yerli uyarlaması Medcezir dizisinde başrol olarak Yaman Koper karakterini canlandırmıştır. 2015 tarihinde ise Leyla Lidya Turgutlu ile Deli Bal isimli filmde başrol oynamıştır. 2016'da Collins markasının reklam yüzü olmuştur Çağatay Ulusoy. Yine yapımcılığını Ay Yapım'ın yaptığı Show TV'de yayınlanan 2016-2017 yılları arasında yayınlanan reyting rekortmanı olan İçeride dizisinde 39 bölüm Sarp Yılmaz karakterini canlandırmıştır. Bu dizide Aras Bulut İynemli ile beraber başrol olarak yer almıştır. Ulusoy daha sonra 2018-2020 sezonlarında Netflix'te 4 sezon boyunca 32 bölüm yayınlanan ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'ın başrol karakteri olan Hakan Demir rolünü üstlenmiştir. Dizinin her bir bölümü 15 milyondan fazla izlenip Netflix'in en başarılı yapımları arasında yer almayı başarmıştır. 2021 yılın tarihine geldiğimizde ise Blue TV yapımı Yeşilçam isimli dizide rol almıştır. Dizide Semih Ateş karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda yine Netflix'te yayınlanan Kağıttan Hayatlar isimli filmde başrol oynamıştır. Ulusoy filmde Mehmet karakterini canlandırmıştır. Çağatay Ulusoy'un sakin bir duruşu var. Öyle kendi halinde, içine kapanık bir hali var ki sessiz bir limana demir atmış ve duruyor gibi. Her şeyi sessiz ve derinden yaşıyor sanki. Ama hayat onu sessiz sakin bir köşede bırakmıyor. Öyle kendi içinde yaşayan bir insanın bu kadar ünlü olması da insanı şaşırtıyor haliyle. Bu konumu o istememiş de hayat kendiliğinden onu ödüllendiriyor galiba. Aslında hikayesi de öyle. Çağatay Ulusoy'un hayalinde modellik yarışmasına katılmak, manken olmak gibi düşünceler yok. Profesyonel olarak basketbol oynadığı için o alanda kariyer yapmayı istiyor. Arkadaşlarının "fiziğin güzel, sen neden mankenlik yapmıyorsun?" gazına gelerek Best Model yarışmasına katılıyor. Hiç aklında yokken kendini denemek için girdiği yarışmadan hem birinci olarak çıkıyor hem de oyunculuk yapması için teklif alıyor. Ne ilginç değil mi? O gece onu yapımcılar görmese belki de bilmem kaçıncı kez düzenlenen Best Model yarışmasında birinci seçilen kişi olarak kalacak ve hayatı bambaşka bir yöne gidecekti. Bir gecede hayatı değişen bir gencin hikayesi bu.
BES model yarışmasına katılarak birinci seçilmesi ve yarışmada yapımcıların onu görmesiyle tüm hayatı değişiyor. Çağatay Ulusoy'un oyunculuk serüveni böylece başlamış oluyor. Üstelik ilk oyunculuk tecrübesiyle Adını Feriha Koydum dizisinde başrolde. Oyunculuk mesleğine, oyunculuğa dair hiçbir şey bilmeden başrolde yer alarak girmek ise Çağatay'ın ne kadar şanslı olduğunu gösteriyor. Bu şansı değerlendirip değerlendiremediğini ise yıllar içinde hep birlikte gördük. Çağatay Ulusoy temiz yüzlü ve yakışıklı bir genç. Üstelik o güne kadar çok karşılaştığımız bir tip değil. Onun masum bir yakışıklılığı var ve o dönemlerde bütün genç kızları etkiliyor. Sonrasında hayran kitlesine her yaştan kadınlar ve erkekler oturuyor. Sevgisi sınırları aşıyor ve oyunculukta da sınırlarını günden güne aşarak olgunlaşan bir Çağatay olmaya adım atıyor. Çağatay Ulusoy mütevazı bir ailenin iki çocuğundan biri. Anne ve babası birbirine aşık olarak evlenmiş, şimdilerde emeklilik hayatı yaşıyorlar. Kendi halinde bir aile. Ortalarda hiç yoklar ve bu kadar ünlü bir çocuğa sahibiz duygusunda değiller. Çağatay da çok ünlüyüm duygusunda yaşamıyor. Ailecek mütevazı bir yaşam içinde kalmayı tercih ediyorlar. Çağatay'ın da hayatı gençlik dönemlerinden beri çalışarak geçmiş. Garsonluktan müzisyenliğe uzanan işlerde çalışmış. Kendi harçlığını kendisi çıkartmış. Nereden geldiğini biliyor, nereye gideceğim kaygısında o yüzden yaşamıyor. Hayatın sunduklarıyla yolculuğu değişiyor ve hep güzel yöne doğru yol alıyor. Adını Feriha Koydum dizisiyle başlayan oyunculuğunda Çağatay Ulusoy'un oynadığı karakter o kadar çok ses getirdi ki herkes o dönem Emir Sarrafoğlu gibi bir aşık bulmak istedi. Bir kapıcının kızına aşık genç ve zengin bir adamın cazibesi yüksekti. Üstelik iyi vasıfları olan bu adamın büyüsü bütün genç kızları o dönem etkiledi. Emir Sarrafoğlu ile birlikte Çağatay Ulusoy'u da çok sevdiler. Bu ancak dizilerde olur diyebileceğimiz bir aşk hikayesini gerçek olabilir duygusunda Hazal Kaya ile birlikte iyi partner olarak oynadılar. Ve çok iyi ikili oldular. Hazal Kaya'nın diziden ayrılmasıyla devam niteliğinde projeler hayata geçirilmeye çalışılsa da başarısız oldu ve Emir'in yolu yarı yolda kaldı. Çünkü izleyici Çağatay'ın partneri olarak Hazal Kaya'nın dışında bir oyuncuyu kabul etmedi. Kendisini geliştirmek isteyen Çağatay Ulusoy o dönem oyunculuk dersleri almaya başladı. Oyunculuğunda gözle görülür değişimi adım adım hepimiz fark ettik. Öyle ki diziye devam ederken 2011'de ilk sinema filmi Anadolu Kartalları'nda önemli bir rol oynadı. Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırdı ve bu rolüyle de büyük beğeni aldı. Bu kadar ilgi odağı olduğu bir dönemde kısa bir duraklama dönemi yaşadı ve bocaladı. Aslında hiç aklında yokken şöhret dünyasının içindeydi ve bu dönemde duygusal gelgitler yaşayıp kendisine zarar verecek hatalar yaptı. Ama geldi geçti. Herkesin başına gelebilecek şeylerdi. O nedenle o dönemi artık kapatmak gerekir. Çağatay Ulusoy'un yeni bir sayfa açması ve güzel günlere dönmesi şahane bir diziyle oldu. Medcezir dizisi Çağatay'ın kendine dönüş ve seyirci ile tekrar aynı sevgide buluşma projesi oldu. Dizi çok sevildi ve çok izlendi. Serenay Sarıkaya ile uyumu müthişti. Çok yakıştırılan çift oldular ve o enerji de seyirciye fazlasıyla geçti. Çağatay Ulusoy'un gitar çaldığını ve güzel bir sesi olduğunu bu dizide gördük. Yıllar önce gitar çalıp şarkılar söyleyerek para kazanan genç adam, yıllar sonra dizide bir oyuncu olarak bu kez şarkı söylemekteydi. Güzel bir genç kız Mira ve yakışıklı bir genç adam Yaman'ın aşkına dizide eşlik eden şarkılar seyirciye çok iyi geldi ve ikisinin de sesi çok güzeldi. Ulusoy 2015 tarihinde Deli Bağ filminde rol aldı. Hangi rol gelirse ona özel bir çalışmaya girer ve bu konuda disiplinli ve çalışkandır. Her rol için titiz bir hazırlık süreci geçirir. Deli Bağ filmindeki karakteri için zayıflama sürecine girdi. Öğrenmeye başlar ve karakter için özel bir hocadan oyunculuk dersleri alır. Sevişme sahneleri ve çıplaklık ile ilgili sorularla karşılaştığında şaşırır. Çünkü rol neyi gerektiriyorsa karaktere hizmet ediyorsa profesyonel olarak yapmaya kararlıdır. Diyerek Çağatay
Ulusoy hakkında kısaca bilgiler vermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için